Günaydınlar efendim. Beykent TV ekranlarından Biz Bize programıyla canlı olarak karşınızdayız. Biliyoruz ki Biz Bize de her gün farklı bir konu üzerinde hem sohbetler ediyoruz hem bilgiler kazanıyoruz. Bugün de yine önemli bir konuda konuşacağız. Deprem diyeceğiz. Bu ara depreme özellikle yer vermeye çalışıyoruz. Çünkü deprem geçtiğimiz günlerde kendini şöyle bir hatırlattı. Kendimizi sorgular olduk, hazır mıyız, ne yapmamız gerekiyor diyerek bu yüzden de biraz daha bu konuda bilinçlenmeye ihtiyacımız olduğunu anladık. O sebeple bugün mahalle afet gönüllülerinden iki tane değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Zeynel Meriç Beyefendi ve Nazmiye Karaca Hanımefendi yayınımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız öncelikle? Çok sağ olun. Teşekkürler sizler. Çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, iyiyiz efendim. Evet, sizleri yakından tanıyalım. Sonrasında ara ara bu konularda bilinçlendirme yapmaya çalışıyoruz. İhtiyacımız var. Hepimizin buna biraz daha hazırlanması gerekiyor aslında depreme. Bu konular üzerine duracağız sizleri tanıdıktan sonrasında. Nazmiye Hanım sizden başlayalım. Teşekkür ediyorum. Ben İstanbul Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Evet. Acil Müdahale Derneği'nin de aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum. Yaklaşık olarak 2001 yılında ben bu yapının içine dahil oldum. Uzun bir eğitim sürecinden sonra, tabii eğitim sınırsız bu konuda, evet, her konuda olduğu gibi, önce mahalle afet gönüllüsü oldum. Hı hı. Daha sonra profesyonel arama kurtarma eğitimlerini aldım. Hı hı. Şu an hem orada hem öğrenci hem de eğitmen olarak da devam ediyorum. Çok güzel. 2001 yılında girdiniz. Doğru, evet, mudur? Doğru. 18 yıldır aslında devam ediyorsunuz. Şey pardon, 2011. 2011, tamam. O zaman okey. Peki şimdi şöyle, siz de tanıyacağız Zeynel Bey tabii ki. Sonrasında bu üyelikler gerçekten çok önemli. Belki de hepimizin kenarından bir şekilde temas etmesi gereken bir konu. Bunu da soracağım ama siz de tanıyalım Zeynel Bey. Evet, ismim Zeynel Meriç. Ben de Mahalle Afet Gönüllüsü, Heybeliada Mahallesi'deyim. Ben de Nazmiye Hanım gibi yaklaşık aynı yıl, 2011 yıllarında yine mahallemizde başlatılan bir Mahalle Afet Gönüllüsü programına katıldım. O yıldan beri ben de bu Mahalle Afet Gönüllüsü çalışmalarına katılıyorum. Ben de Nazmiye Hanım aynı dernekteyiz. Mahalle Afet Gönüllüleri İstanbul MAGDER ve MAGAME Acil Müdahale Ekibinde dernek üyesi olarak faaliyet gösteriyorum. Onun haricinde yine Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti TRAÇ, işte afet haberleşmesi ağırlıklı bir haberleşme derneğidir. Onların da üyesiyim. Evet. Çalışmalarımızı mümkün olduğunca mahallemizde sürdürüyoruz. İlerleyen dakikalarda bu haberleşme üzerine de duracağız. Çünkü haberleşme konusu gerçekten böyle bir kaosa dönüştü 5.7'lik depremde. Olası beklenilen daha büyük depremde ne yapacağız? Bundan da bahsedeceğiz ama MAG'ı tanıyalım. Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'ni. Öncelikle nedir, amacı nedir? Biraz bundan bahsedelim. MAG'ın amacı yerel olarak mahallemizde, ilçemizde depremlere ve afetlere önceden hazırlıklı ve gerekli ekipmanlarla donatılmış eğitimli ekipler kurmak vesilesiyle anında ve hızlı müdahale edebilecek sivil halktan, insanlardan oluşan ekipler oluşturmaktır. Afetlerde en kritik saatler, özellikle deprem özelinde konuştuğumuz için söylemek istiyorum. İlk kritik saat 72 saat boyunca profesyonel yardım alamama üzerine bir proje bu. Profesyonel yardım gelene kadar biz kendi başımızayız ve bu koşulda biz neler yapabiliriz? 99 depremi bize çok şey öğretti. Aslında evet, 90... kaderimiz mi deprem, evet, diye soralım. Depremler, evet, kaderimiz. Evet, deprem bölgesinde depremler, yaşıyoruz. Evet, kaderimiz. Çünkü bütün bulunduğumuz yerleşkeyi oluşturan bu depremsellik. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, güzel dağlarımız, derelerimiz, evet, ovalarımız, kaynak sularımız, cennet vatanımızı oluşturan şey bu depremsel bölgede yaşıyor olmamız. Bunu değiştirmemize imkan yok. Bu bir tehlike ama biz buna karşı risklerimizi azaltabiliriz. Bireysel olarak da yapabileceğimiz çok şey olduğunu bilerek biz yola çıktık. Peki MAG nasıl başladı bu arada? Yani 99'dan sonra mı kuruldu? Öncesinde aktif bir dernek miydi?
Kuruluşu ne şekilde gerçekleşti? Biz 99 depreminden sonra çok şey öğrendik dediğim gibi. 2001 yılında yapılanması gerçekleşti. Sebebi şu. 99 depreminde yaralılara ilk müdahaleyi civardaki insanlar yaptı. Kurtarmaların çok büyük bir kısmı %96 oranında aslında sivil halk tarafından, çevremiz tarafından yapıldı. Evet. Bizim ekranlarda ya da gazetelerde kahramanlık hikayeleri şeklinde gördüğümüz kurtarmalar sadece %4'tür. Fakat bilinçsiz kurtarmanın da çok fazla can kaybına yol açtığını öğrendik. Kesinlikle. Dolayısıyla hani öncelikle eğitmemiz gereken kişi, komşumuz, biz, en yakın akrabamız, mahallemizdeki insanlar. Bu amaçla yola çıktık ve mahalle içerisinde, mahallelerimizde örgütlenip mahallemizdeki insanların bilinçlenmesine katkı sağlamayı düşünüyoruz. Çünkü önce onlar bizim yardımımıza gelecek. Evet, yani şimdi bir de şöyle bir durum var. Tabii ki Allah göstermesin ama dediğimiz gibi deprem bölgesinde yaşıyoruz. Olası bir durumu burada gerçekçiliğiyle birlikte konuşmak gerekiyor. 99'da da dediğiniz gibi olan depremde çok fazla bina yıkıldı. Bina yıkılınca ne oluyor? Oraya işte kurtarma ekipleri, araçlar işte ya da insanlar kolaylıkla giremiyorlar. O bölgede olanlar daha çabuk yetişip müdahale edebiliyorlar. Buradan doğan bir nokta sanıyorum. Peki şimdi diyelim ki işte kaç tane mahallede var diye soracağım öncelikle size. Sonrasında mahallemizde yine böyle bir yapılanma derneğimizin bir kısmını oluşturmak istiyorsak MAG nasıl kuruluyor? Bunu da öğreneceğiz. İstanbul genelinde şu an 72 mahallede mahalle afet gönüllüleri var. Toplam 3500 kişi mahalle afet gönüllüleri eğitimini almış İstanbul'da. Tabii bu yeterli mi değil. İstanbul ölçeğini düşünecek olursak. Elimizden geldiğince hızla yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tabii bu tahmin edersiniz ki kaynak meselesi, ekipman meselesi, bir proje meselesi. Evet. Bir mahallenin bu konuda örgütlenebilmesi için minimum 25, maksimum 60 kişilik eğitim grupları oluşturmanız gerekiyor. Bir konteynerınızın olması gerekiyor. Yani ayakları yere basan bir yapılanma kurabilmemiz için. Bu kişilere 36 saatlik bir eğitim veriyoruz. Eğitimin içeriklerinden süre içerisinde de bahsederim. Konteynerin içinde belli başlı ekipmanlarımızın olması gerekiyor. Yani ben sadece gönüllülük eğitimi aldım. Bunu da kenara koydum. Böyle bir ekip yapılanması bizde yok. Hani gönüllü tanımımız, standart gönüllü tanımımızdan biraz farklı. Bizim alışık olduğumuz gönüllü tanımlamasından biraz farklı. İlerleyen saatlerde bunlardan da bahsetmek istiyorum. Ama genel olarak mahalle afet gönüllüleri böyle bir eğitimden geçiyor. 36 saatlik ciddi bir eğitimden geçiyor. Eğer bunu yaygınlaştırmak istiyorsak, kendi mahallelerimizde de neden oluşturmuyoruz diyorsak, genel olarak muhtarlıklarımızın önderliğinde toplanmayı tercih ediyoruz ama diyelim ki ulaşamadık. İstanbul ölçeği için düşünüyorum. Mahallelerimizde minimum 25 kişi ya da 50 kişilik sınıflar oluşturabilecek talep toplamamız gerekiyor. Daha sonra bize bu taleplerini iletirlerse biz de projelendireceğiz bunları. Süper. Peki İstanbul'un dışında yine bağlantılarımız, aktif olan gruplarımız var mı bu konuda İstanbul dışında? Tabii ki var. Yaygın bir şekilde devam ediyoruz. Yalova, Bursa, Kocaeli, yani ilk mesela kurulan MAG Kocaeli'nde kuruldu. Evet. Ondan sonra İstanbul'da kuruldu. Karabük, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Bolu, Datça, hemen aklıma gelen isimler MAG yapılanmasının. Hızla yaygınlaşmaya çalışıyoruz ama bizler hani gönüllü demek şu anlama göre 7/24 bu işe kendini vakfedemiyorsun. Dolayısıyla hepimizin ailesi, işi, gücü, ondan arta kalan tüm zamanlarımızı hemen hemen bu işle geçiriyoruz çoğumuz. Evet. Çok büyük emek ve çaba sarf etmek gerekiyor. Ama çok doğru bir proje için sarf etmek gerekiyor. Çünkü baştan da belirttiğimiz gibi bu bizim kaderimiz. Kesinlikle. Peki siz nasıl dahil oldunuz Zeynel Bey? Evet, benim tabii
Bu arama kurtarma ile ilgili öncesi biraz dağcılık kökenli olmamdan kaynaklı. Orada da işte dağcıların biraz daha işte bu spor olarak spor olarak yapıyordum ben ama tabii biraz afete direnişli, afete hazır bir halde oluyorsunuz dağ koşullarında yaşamak. Ben de işte mahalleme heybelerde yeni taşındığım zaman böyle bir oluşuma denk geldim ve katıldım. Biz sağ olsun Heybeli Adalıların çok duyarlı bir şeyi var afetle ilgili. Hem MAGA destek hem afetle ilgili farkındalık şeyi çok yüksek. Ada insanı çok zaten havasından suyundan başka oluyor gerçekten. Doğrudur. Buradan da selam gönderelim. Ben de selam gönderiyorum. Bizim tabii deprem ve adada olmamızdan kaynaklı bir yangın riskimiz de var. Biliyorsunuz büyük bir kısmı ormanlık alan. Evet. Sık sık bu yazda yangın tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Burada da MAG'ın çok şeyini gördüler. Yani biz de gördük. Biz de kendimizi daha iyi test etmiş olduk. Yerinde ve hızlı müdahale ve gönüllerin müdahale etmesinin afetleri en az kayıpla atlatmamıza sebep olabiliyor. Çok iyi gerçekten. İyi ki varsınız diyelim bu anlamda. Gerçekten önemli bir kuruluş. Hani bunu ilk de kim başlattıysa gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Olması da gereken bir şey kesinlikle. Aslında herkesin ilk yardımdan tutalım bu afetlerle alakalı hem ailesindeki bireylere hem kendilerine eğitim aslında alabilecekleri noktalar bulmaları gerekiyor. Kendi çocuklarımız için önemli, hani çocuklarımızı korumak için önemli, kendimizi, evimizi korumak için önemli. Bunları da konuşuruz zaten bu anlamda. Peki dedik ya 7/24 işte şey yapmıyoruz, hepimizin işi var, ailesi var. Peki daha çok ne ölçüde, neler, ne kadar da bir toplanıyorsunuz? Şu an diyelim ki işte uzun bir süredir büyük deprem olmadı ama illaki onun dışında farklı şeyler de var. Yani siz bu süreci nelerle değerlendiriyorsunuz? Eğitimler ya da farklı aktiviteler neler yapıyoruz? Şimdi mahalle MAG'ları ilk 36 saatlik temel eğitimlerini tamamladıktan sonra işte bunun içeriğinde neler vardır? Temel ilk yardım, temel arama kurtarma. Afet psikolojisi, afet hazırlık bilinci ve işte temel yangın gibi dersler var. Evet. Derslerin içeriğine çok fazla girmek istemiyorum. Bu konularda ders alıp bu mahalle MAG'ı olmaya hak kazandıktan sonra ayda bir kere bir araya gelip toplanmak zorundalar. Şimdi ayda bir kere bir araya gelip çay kahve içmekle biliyorsunuz evet, olmuyor. Olmaz. Genellikle STK'ların böyle dipsiz kuyu bir hali vardır yani. O bize de sirayet ediyor. Ama biz bu arada ne yapıyoruz? Her ay toplantılarımızda örneğin bazı kararlar alıyoruz. Mahalle koordinatörümüzün ve lojistik sorumlumuzun, risk hasar tespit sorumlumuzun oluşturduğu bir MAG kurulu var. Bunlar yürütmeden sorumlu. Diyoruz ki mesela bu hafta, bu ay neler yapalım? İşte mahallemizdeki en riskli alanları tespit edelim. Hiçbir şey yok. Mesela görüyoruz efendim burada hidrant var. Buranın üzerine, önüne sürekli araç park ediyor. Buna engel olalım mesela olası bir yangın için. Normal riskler için de konuşuyorum. Bu binanın durumu pek iyi değil. Buranın yerleşke sahipleriyle konuşalım. Ya da olası kaçış rotalarını açık tutmaya ya da neler olabileceğiyle ilgili, mahallenin giriş çıkışıyla ilgili gözlemler yapmaya, bunlarla ilgili önlemler almaya, bilinçlendirmeye çalışalım. Bunu risk hasar tespit sorumlusu yapıyor. Bir diğer önemli görevimiz de afetten önce mahallelerimizi bilinçlendirmek. En azından herkesin ama herkesin temel afet bilinci eğitimi alması gerekiyor. İlk yardım eğitimi alması gerekiyor. Bizim her mahallemizde hemen hemen temel afet bilinci eğitimi verebilecek donanımda yeterlikte bu eğitmen eğitimini almış gönüllülerimiz de var. Bu arada eğitimleri kim veriyor? Yani dışarıdan herhangi bir kuruluştan anlaştığınız hocalar mı ya da yıllarını hani tecrübeye dayanarak bu işe vermiş kişilerden mi? Yani kimlerden alınıyor bu eğitimler? İlk yardım eğitimleri ve yangın eğitimleri bu konuda yeterliliğe haiz profesyoneller tarafından alınıyor. Temel afet bilinci eğitimi olsun, temel arama kurtarma eğitimleri bizim kendi gönüllülerimizden yetiştirdiğimiz süreç içerisinde tüm eğitimlerini tamamlamış profesyonellerimiz var. Onlar da verebiliyorlar.
Bu tamamen o andaki insan kaynaklarımıza bağlı. Hani bir profesyonel de verebiliyor bu eğitimleri, bizler de verebiliyoruz. Ama ilk yardımda yangın özel bir statüdedir. Evet, onu, daha farklı. Evet, onu tescil edilmiş eğitimcilerden alıyoruz. Peki isteyen herkes üye olabilir mi? Ya da ne ölçüde, ne şekilde bu derneğe üye olunabilir? Neler yapılması gerekiyor bu hususta? Biraz bunları dinleyelim sizlerle. Yani tabii şunu söylemek lazım. İlla da dernek üyesi olmak zorunda değilsiniz. Yani o derneğin herhangi bir mahallede başlatacağı bir mahalle afet gönüllüsü çalışmasında size bir derneğimize üye olun zorunluluğu yok. Tamamen o kendi mahallenin kendi otonom örgütlenmesi gibi bir yapılanma oluyor orada. Kimler olabilir? Bir yaş sınırı sanırım var ama yani mahallemizdeki uygulamada yok. Evet. Uygulamada yok ama mahallemizdeki herkesin, yani esnafın, emeklinin ya da evinde oturan herhangi birinin bu programa dahil olup mahalle afet gönüllüsü olmasında hiç bir engel yok. Engel yok yani, evet. Hani yaşla ilgili belki o kurtarma çalışmalarında. Evet, bazı eğitimlerimiz da... hani biraz fiziki güce dayanan eğitimlerimiz olabilir. Onları da mümkün olduğunca herkesin atlatabileceği şekilde o insanlara destek oluyoruz. Bir de herkes hani güçlü bir şekilde arama kurtarma işi yapmıyor. Sonuçta MAG'ın bir kendi destek şeyi de var. Tabii. İşte lojistik kısımlar, haberleşme kısımlar, işte mahalleliyle olan ilişkilerde o ilişkileri kullanacak insanlar var. İşte risk hasar tespiti için hani çok büyük eğitim almış olmanız gerekiyor. Mahallenize hakim olmanız, mahalledeki eksileri, artıları, mahallenizdeki yaşlıları, engellileri, işte daha yardıma muhtaç insanları tanıyor, biliyor olmanız da MAG'ın bir şeyi. Bir destek unsuru. Farklı farklı noktaları, bölümleri de var. Yani ilgi dağılımına veya o bilgiye göre lojistik dedik, haberleşme dedik. Bayağı güzel bir ağ oluşmuş aslında. Yani yaş alt sınırı 18 aslında. Bunda işte yasal bir durum var. Yani bu eğitimi alabilmeniz için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Üst sınır bizde yok. Sebep şu. Bir afetten sonra yaşayanlar bunu çok iyi bilirler. Büyük bir kaos, panik ve korku ortamı oluyor. Kaynaklar gelse bile heba edilebiliyor. Dağıtım konusunda çok ciddi sıkıntılarımız. Kriz masası oluşturmak için çok ciddi sıkıntılarımız var. Arama kurtarma deyince herkesin ön planda olduğu, göçeğe girdiği ve kahramanlaşan bireylerden biz bahsetmiyoruz. Biz tamamen aslında bunun ekip tarafından yapılan, arkada kocaman bir ağı olan, dağıtımıyla, lojistiğiyle, haberleşmesiyle bir ekipten bahsediyoruz. Dolayısıyla yaşınız büyük olsa bile, benim buna gücüm yok, hastayım ve ben aslında bu konuda hiçbir şey yapamam diyen insanları bile aramıza davet ediyoruz. Evet. Çünkü bakın, korku ve panik içerisinde olan insanları telkin edebilecek bilgiye sahip bir insansınız. O paniğin, yapılabilir o paniğin belki. Önüne geçebilmek, işte çocukları bir araya toplayıp onlara sakinleştirmek, insanlara doğru bilgiler verebilecek insanlara da ihtiyacımız var. Dolayısıyla herkese aslında ihtiyaç var afetten sonra. Önemli olan bilgili ve organize olabilmek. Peki İstanbul'da 72 mahalle ama tabii ki bu sanıyorum güzel bir rakam olmakla birlikte yine de yeterli değil aslına baktığımızda. Şöyle bir şey yapılabilir mi? Buradan da belki izleyen varsa hepimizin yarın öbür gün, hatta belki şu an yayında karşılaşabileceği bir şey deprem. Diğer afetlerle ilgili de konuşacağız birazdan. Hani en azından her mahallede olur ya da sitede, işte apartman site yöneticileri. Böyle bir toplantı, hani en azından katılmak isteyen ne kadar kişi katılırsa o kadar iyi böyle bir şeye. Sizler de tabii ki bunu yapıyorsunuzdur ama burada yine çağrı yapmış olalım. Site veya mahalle apartman yöneticileriyle birlikte irtibata geçilirse bir toplantıyla birlikte belki bu biraz daha yaygınlaşabilir. Binalarımıza güveniyoruz, bazen aklımıza gelmiyor, getirmek istemiyoruz bu kadar ihtiyaç duyabileceğimizi ama gerçekten bu konuda her zaman hazır olmak gerekiyor diyorum. Biraz dinlendiriyorum şimdi sizleri. Peki. Evet efendim, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet.
Evet efendim, kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Mahalle Afet Gönüllülerimiz bizlerle birlikte yayınımızda. Zeynel Meriç ve Nazmiye Karacan'ın efendi yayınımızda bilinçleniyoruz, bilgileniyoruz, neler yapabiliriz bunları konuşuyoruz. En son dedik ki site ve apartman yöneticileriyle irtibata geçilebilirse veya onlar sizlerle irtibata geçerse en azından toplantılar durumunda biraz daha insanlar bilinçlenir. Belki katılmak isteyenler bu bilince ulaştıktan sonra çıkabilir, daha da yaygınlaşabilir. Çünkü yeterli değil gerçekten 72 mahalle. Bunun aslında her mahallede olması, her mahallede katılımcının belki yüksek olması çok da önemli kesin diyoruz bu konuda. Peki nasıl ulaşabilirler sizlere? Web sitemizi veya telefon numaramızı alabilirsek belki. Evet, buradan. Web sitemiz var. www.magame.org.tr magame evet. .org.tr adresinden ulaşabilirler. Telefonumuz da 0212 alan koduyla 875-68-98'den bizim Beylikdüzü'ndeki Afet Eğitim Merkezimize ulaşabilirler. Evet, 212-875-68-98 evet, numaralarından evet ulaşabiliyorlar. Ayrıca www.magame.org.tr adreslerinden de irtibata geçebiliriz evet bu konuda. Bunu da buradan söylemiş olalım. Peki, MAG diyeceğiz, Mahalle Afet Gönüllülerinin kısaltılması olarak. MAG hangi afetlere koşuyor? Deprem, deprem diyoruz. Daha da konuşmaya devam edeceğiz tabii ki depremi. Ama sadece depremde mi siz aktifsiniz? Neler yapabiliyoruz afetler konusunda? Şimdi tabii bizim MAG'ın evet aldığı eğitim ve müdahale edeceği kapasite belli. Artık yerelde deprem işte mahallesinde varsa sel, herhangi bir tabii insan kurtarma amaçlı her türlü şeye katılabilir ama yani profesyonel bir eğitim almış ekiplerimiz de var. Biz Allah korusun oluşabilecek Türkiye ya da dünyadaki herhangi bir kurtarma operasyonuna gidecek ekibimiz de var. Bizim yaklaşık 100 kadar kişi sanırım bir profesyonel ekibimiz var. Süper. Yani uluslararası standartlara yakın ya da o doğrultuda eğitim almış bir profesyonel ekibimiz de var. Burada her türlü işte sel, deniz kazaları, trafik kazaları, işte sanayi yangınları, oluşabilecek benzer afetlerde müdahale kapasitemiz var. Süper. Bu konularda da yine tabii ki afet deyince deprem belki en vurucusu oluyor yüksek bir oranda olursa. Ama diğer afetler de önemli. Özellikle Karadeniz bölgelerinde mesela aklımıza getirecek olursak biliyoruz ki selden de yine can kayıpları oluyor. Belki yine bilinçlenilse, eğitim alınsa bunlar belki daha az noktalara gelinebilir. Önlemler alınabilir. Bu yüzden gerçekten bunlar da önemli. Peki deprem için MAG'ın hazırlık süreçlerinde neler var? Siz işte ara ara toparlanıyorsunuz, toplantılar yapıyorsunuz, eğitimler yapılıyor. Gelen kişilere eğitimler veriliyor. Bunun dışında depreme nasıl hazırlanıyoruz diye soracağım. Ben şöyle, önce tabii kişi kendisinden başlaması gerekiyor bunu. Kendisinden ve ailesinden ve evinden başlaması gerekiyor. Mutlaka her aile, her kişi kendi deprem planı yapmak zorunda. Bence buradan başlamamız lazım. Tabii aslında en başı bunun güvenli, deprem güvenli bir evde oturmamız. Bu tabii herkes için mümkün olmayabilir ama mutlaka o kısmı en önemli kısmı. Ondan sonra mutlaka deprem planınızı yapmanız gerekiyor. Kendiniz de ailenizde deprem olduğu zaman aile bireylerinin nerede olduğunu, ağırlık olarak nerelerde olduğunu ve bu değişkenliğe göre bir buluşma, haberleşme planı yapılması gerekiyor. Bu çok önemli. Bu deprem sonrası kimin nereye hareket edeceğini, hangi koşulda kimin kime geleceğinin bir planı olursa paniği azaltıyor. Yani bu telefon trafiğini azaltabiliyor, birçok şeyi azaltabiliyor. Saat, zaman falan konularak. Yine aynı şeyi iş yerlerinin yapması gerekiyor. Büyük iş yerlerinin işte mutlaka tahliye planını, okulların öğrencilere tahliye planını yapılması gerekiyor. Mahallenin de bir afet planı olması gerekiyor, hatta ilçenin. Ki zaten AFAD'ın yayınlamış olduğu Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP var. Bu TAMP projesi içinde bütün ilçe ilçe, mahalle mahalle devletin bu afet planları var. Ama mahallenin de en azından bu plandan haberdar olması ama kendi iç planını da yapması gerekiyor. Evet. Yani en azından şunu bilmeliler. Deprem olduktan sonra işte herkes bir toplanma alanlarına gidecek. İşte biz MAG'daki arkadaşlarımız bizler önce kendi ailemizi kontrol ettikten sonra rahata çıktıktan sonra konteynerimizde toplanıyoruz. Orada bir kriz masası oluşturuyoruz.
konteynerimize giderken de etrafımızı gözleyerek gidiyoruz. Nerede nasıl olmuş, en acil yer neresi? Dolayısıyla mahallenin de bir kriz masası kurulması gerekiyor. Yani ya kaymakamlık bazında ya işte muhtarlık bazında. Tamamen mahallenin, ilçenin konumuna göre değişir. MAGAS da burada o kriz masasının bir parçası. Yani onun bir unsuru. Kriz masası afeti yönetecek. Yani bir afet yönetim sisteminin acilen oluşması gerekiyor orada. Kesinlikle. Evet, MAG'ın da orada daha çok işte bu müdahale kısmında görev alıyor. Biz tabii toplanabilen bütün MAG arkadaşlar kendi içinde bu görev bölümünü yapıyor. İşte ilk müdahaleye, en acil yere nereye gidilmesi gerekiyorsa kendi müdahalesini yapıyor ama mahallelinin, insanların da mutlaka kriz masasının duyurularına, onların talimatlarına, yönergelerine göre hareket etmesi gerekiyor. Bu büyük oranda paniği azaltacaktır. Bir de gerçekten öyle bir durumda kurtarayım derken dediğiniz gibi hani işte mesela ara ara biz doktorlarımıza konuk ediyoruz. Bazen bir kaza anında hastanın çok oynatılmaması gerektiğini, işte o marilde bize de varsa o an felç kalabileceğini söylüyorlar. Tabii ki şu var, hani orada enkaz altındalar, orada zaten bırakamayız ama ne şekilde doğru müdahale yapılacak? Bunların eğitimleri sizler tarafından, dernek tarafından veriliyor. Bu konu çok önemli gerçekten. Buyurun. Ben birkaç en azından insanlara nokta evet. konusunda bilgi vermek istiyorum. Hani. Evet, temel afet bilinci eğitimini herkes almalı. Mutlaka ve mutlaka. Mali afet gönüllüsü olmaya gönüllü olun. Ama bunları da alamıyorsak bugün buradan bu tür durumlarda neden müdahale etmememiz gerekiyor bilgimiz yoksa o konuda birkaç şey söylemek tabii istiyorum. Bizim mali afet gönüllülerinin kurtarma kapasitesi temel düzeydedir. Zaten herhangi bir enkaza girmeye yetkileri yoktur. Bu ağır arama kurtarmanın işidir. Lütfen ve lütfen hiç kimse enkazın içine girmeye çalışmasın. Çünkü enkazlar deprem özelinde bahsediyoruz. Kararsız yapılardır. Ve en ufak bir üstüne çıktığınızda bir tablanın eğilmesi ya da ağırlığınızla o yapı tamamen zaten kararsız olan bir yapı devrilebilir. Ve altındaki afet zedeyi siz yaralayabilirsiniz. Siz ölümüne sebep verebilirsiniz. Bu bir. İkincisi, en önemlisi onun nerede olduğunu tespit etmek. Mali afet gönüllüsünün işi. Dışarıda bakıyorsunuz bir kısmı göçük altında kalmış, bir kısmı dışarıda. Ben bunu çekeyim, buradan görüyorum işte kurtarayım. Hayır, bunu da yapmıyoruz. Eğer kolu, bacağı ya da herhangi bir uzvu enkazın altında ve bası altındaysa bu gerçekten çok riskli bir davranış olur. Bunu kaldırayım bu tablayı, ben onu oradan görüyorum ya çıkartayım. Hayır, bunu yapmıyoruz. Bu onun yaşamını riske atacağınız bir pozisyon olur. Sağlıkçılar bunu çok daha iyi anlatacaklardır. Hekimleriniz bu alanda çalışan çok kıymetli sağlık çalışanları var. Bizim de zaman zaman dirsek temasında çalıştığımız ölümüne sebep olabiliyorsunuz. Çünkü onun her şeyden önce damar yolunda ve biriken kandaki bazı değerleri stabilize etmeleri gerekiyor. Siz bunu yaparsanız yaşayan birini hayatıyla oynamış oluyorsunuz. Bu kadar önemli bir konu. Evet, kesinlikle. Mahalle afet gönüllülerinin alan çalışmaları, profesyonel ekipler ve devletimiz konu oraya gelinceye kadar kriz masasını yönetmek ve alanla ilgili bilgileri alıp onların işini kolaylaştıracak, profesyonel ekiplere yol ve yordam gösterecek şekilde bir brief verebilir halde mahallemizi tutmak. Çünkü kurtarmacı geliyor ve tamamen mahallenize yabancı. Nereden başlayacağını bilmiyor. Orası yoldu, artık yol değil. Burada bir apartman vardı. Artık hani yok. Artık yok belki. Ya da işte şurada bir hırdavatçı var. Gidip oradan gerekli malzemeleri alabiliriz. Burada eczane var, şurada doktorumuz vardı. Hastanemiz olabilir. Bunları oraya gelen ekip bilemeyebilir. Onun eli, kolu, kulağı olacak şekilde eğitiyoruz biz. Mahalle afet gönüllüsü gelecek olan ekiplerin arka hizmetinde yer alacak şekilde de eğitiliyor. Rahatlıkla da mahalle afet gönüllülerine gelen ekipler güvenebilirler. AFAD'ımızın bizimle dirsek teması vardır daima. Eğer bizlere ulaşamıyorlarsa gönüllü olmak için AFAD'a
muhtarlıklarımıza, kaymakamlıklarımıza lütfen taleplerini iletsinler. Orada altta şu an zaten ayrıca yine web sitemizin adresi bulunuyor. Teşekkür Oradan ederiz. Da numaralar, yine dediğimiz gibi AFAD'dan, yani ulaşmak isteyen her türlü ulaşabilir. AFAD'dan olsun, web sitemizden olsun, telefon numarasından olsun. Mutlaka. Numarayı hatta tekrar söyleyelim. 0212 875 68 98 telefon numaramız. Birazdan altta da yer alacak. Buradan da yine ulaşım sağlayabilirler. Gerçekten o dediğimiz nokta çok önemli. İşte o can havle diyoruz ya, kaos ortamı oluyor, panik oluyor. İşte görüyorum işte, tabii ki depremzedeler, afetzedeler de yardım istiyorlar. Yardım edin, çıkartın işte. Çocuğu olabiliyor yanında, önce hani onun kurtarılmasını istiyor. Gerçekten çok üzücü ve panik ortamının oluştuğu bir ortam. Burada bunun için bilinçlenmek adına eğitim almak şart. Tabii ki gönüllü her konuda, işte dediğiniz gibi lojistik olsun, farklı durum olsun, gönüllü olmak gerekiyor ama hepimizin bu konuda eğitimli olması gerekiyor. Zarar verebiliriz, yardım edelim derken o konuda bilinçli davranıyoruz kesinlikle. Peki toplanma alanlarıyla alakalı neler söyleyebiliriz? Toplanma alanlarımızın İstanbul özelinde söyleyebilirim. Yetersiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Ama hani bizim aslında mahalle afet gönüllülerinin temel çıkış noktası kendi yerel kaynaklarımızla hareket etmektir. Evet. Yani hiç kimseden bize o anda bir şey gelmeyecek. Ve biz etrafımızdaki insanlarla bir şeyler yapabileceğiz. Bizim temel motivasyonumuz budur. Evet. İşte atıyorum kolumuz kırıldı, atel yok. Ama biz iki tane tahta parçasını birleştirip atel yapmayı öğreniriz. İşte bir kepçeden atel yaparız. Biz yerel kaynakları, o anda etrafımızda ne varsa biz enkazdan yararlanırız mesela böyle şeyler için. Bu bakış açısıyla toplanma alanlarımızın evet bir kısmı artık eski vasıflarında değil, yeni yerler tespit etmeliyiz, insanları doğru yerlere yönlendirmeliyiz. Toplanma alanlarımız olsa bile bazı eksiklikleri var. Ama lütfen sivil bir inisiyatif olduğumuzu unutmayalım. Biz talep etmekten vazgeçmemeliyiz her şeyden önce. Bu bizimle ilgili, bizim hayatımızla ilgili. Neden buna gönüllü olmalıyız? Çünkü bu benim hayatımla ilgili, benim çocuğumun hayatıyla ilgili, benim komşumun hayatıyla ilgili. Başka birinin eline bırakamayacağım kadar özel ve önemli benim için. Önce kendimizden başlayarak dışarıya doğru yaymaya çalıştığımız bir eğitim bu. Ben önce bunu çocuğum ve kendim için almaya başladım. Sonra komşuma bir faydam olabilir mi? Sonra apartmanıma, mahalleme bir faydam olabilir mi? O anda hepimiz zaten afetzedeyiz. Önce kendimizi kurtaracağız. Eğer stabil bir hale getirebildiysek durumu, bakacağım mahallemde benim yardımıma ihtiyacı olan kişiler var mı? Onlarınkine gideceğim. Afet toplanma alanlarına da bu şekilde bakmamız lazım. Şurada bir park var. Evet küçük ama iş görür mü böyle bir dönemde? Hemen insanları oraya sevk edebiliriz. Evet. Şartıyla. Etrafında evet, iz düşümünde başka bir bina olmaması gerekir. Afet toplanma alanlarımız var. Bir boşluk bulduk ama suyu yok, tuvaleti yok. Herhangi bir lojistik hizmetten o anda barınmanıza yol açabilecek. Ben kızımla geçenlerde bir tatbikat yaptım. Biraz daha özelleştireyim bunu. Mahalleden biri olduğumuz anlaşılsın. Evet. Dedim ki gece ben işten gelene kadar eve bir afet oldu. Sen de evde yalnızsın. Ne yapacağız böyle bir durumu simüle edelim. İşte orada bir parkta bir ağacın dibi. Bir park alan değil, bir noktayı tespit etmeniz gerekiyor toplanma alanı bulsanız bile. Şu ağacın dibi demeniz gerekiyor. Büyük bir kaos olduğu için birbirinizi bulamazsınız. Evet. Afet anında aileler birbirini kaybediyorlar. Doğru. O yüzden bir noktada buluşma kararı versinler. Ve mümkünse görevli olmayan hiç kimsenin arkasından gitmesinler. Afet dönemlerinde bu tür riskler çok yüksek. İşte organ mafyası, çocuk kaçırma vesaire gibi, yani bu tür kötücül güçleri bu kadar kötü alanına açık bir hal geliyor. Bu ağacın dibinde buluşalım. Tamam, buluştuk. Gece akşam serinlemeye başlamıştı ki havalar şu anda hala güzel. Geldim,
burada ne kadar bekleyeceğiz? Bir süre beklememiz gerekiyor işte. Hı-hı. Yani ne yapayım? Bir kızım dedi ki tuvaletim geldi. Evet. Ne yapılacak? Yok, düşünmemişiz. Hı-hı. Ya birebir bunun tatbikatını önceden yapmazsak neye ihtiyacımız olduğunu da bilemeyeceğiz. Öznel bir ihtiyacım bu benim mesela. Orada bir tuvalet yok. Evet, yakındaki bir yerleşkenin içine girebilirsiniz. Onun ne kadar güvenli olduğunu bilmiyoruz. Bunları talep etmekten, biz de buna katkıda bulunmaktan vazgeçmeyelim. Evet. Bunu biz tamamını devletten ya da belediyelerden bekleyemeyiz. Hı hı. Yapabileceklerinizi küçümsemeyin. Ölüm ve yaralanmalara sebebiyet veren konuların %65'i bizim kendi kendimize alacağımız önlemlerle önüne geçebiliyoruz. Kesinlikle. Bunlar çok önemli oranlar. İstanbul geneli için afet planlarında, risk planlamasında ne kadar insanımızı kaybedebileceğimiz şu an bir istatistik veri olarak var. Bilmiyorum, biliyor musunuz? 1 milyon civarında insanımızı kaybedeceğimizi biliyoruz. Kendinize bir istatistik veri olarak oradan çıkartın. Aynen öyle. Biraz şartları. Tabii. Bu benim hayatımla ilgili. Bazı büyüklerimiz işte bunu anlatmaya çalıştığımız kişiler, ya işte ne olacak, ölürsem ölürüm gibi evet, kadarcı bir yaklaşımla konuya yaklaşıyorlar ama sakat kalırsam. Evet, yani mesela ölmeyebilirsiniz hani, madem öyle bir şey var. Biz size kurtarmak ve bakmak durumunda kalabilir arkanızdaki insanlar. Hı hı. Ve yaşatana kadar kaynaklarımızı sizin için sonuna kadar tüketebiliriz. Lütfen böyle düşünmeyin. Yani biz hep beraber bir toplumuz. Devletimiz de bizimle beraber. Belediyelerimiz de bizle beraber çalışıyorlar. Zaten yerel kaynaklar yetersiz kalmasa buna afet demiyoruz biz. Peki şunu soracağım. Şimdi genelde 99 depreminden dolayı sanki depremler hep gece olacak, hep yaz aylarında olacak gibi böyle bir hissedebiliyoruz algı olarak ama işte kışın da olabilir, gündüz de olabilir, gece de olabilir. Toplanma alanları dedik ya, şu an hani gerçekten İstanbul büyük bir metropol. İşte AVM'ler çok fazla var bu sebepten de dolayı. AVM'ler de eğer binanın hani sağlamlığı tespit edilirse birer toplanma alanı olabilir mi? Hani sonuçta tuvalet, lavabo ihtiyacı giderilebilecek bir durumda. Yemek stokları mevcut oluyor. Hani kış halinde, üşüme halinde işte ya da hava alma halinde terasları var, mağazalar var. Bununla alakalı böyle bir çalışma ya da bir önerge var mı hiç? Şöyle söyleyebilirim. Tabii evet, toplanma alanları önemli. Çünkü afet sonrası insanların birbirlerini bulacakları bir kontak. Ama asıl olan aslında toplanma alanından sonra barınma alanlarının oluşturulması. Evet. Kritik olan o. Çünkü toplanma alanında belki 5 saat sonra, belki 10 saat sonra, belki 12 saat sonra ihtiyacınız olmayabilir. Yani orada çünkü hayatınızı idame ettiremeyeceksiniz. Tabii ki. Asıl olan şey barınma alanlarının olması. Evet, AVM'ler bu konuda olabilir mi? Evet, işte ama afet sonrası kim hızlıca o AVM'nin ağır hasarlı olup olmayacağını tespit edebilir? Tabii ki işte bu kritik bir şey. Evet, yani keşke bu baştan. Evet, bu bir uzmanlık alanı çünkü. Yani ben bir binaya baktığım zaman az çok tahmin edebilirim ama statik olarak bir sonraki gelecek olan artçı depremleri o binanın, o AVM'nin dayanamayacağını bilemiyorum. Dolayısıyla bu bir risk. Ya da sistemsel olarak şöyle bir şey gelebilir. Belki bilmiyorum. Buradan işte beyin fırtınası yapıyoruz şu anda. Tabii ki prosedürler neyi gösteriyor bilmiyorum. Tamamen fikir olarak. Belki işte devletin veya işte belediyelerin çalışmalarıyla birlikte bu AVM'lerde işte güçlüğüne dair tespitler yapılıp AVM'lerin zorunlu olarak belli bir kısmına işte bu AVM şöyle bir afet durumunda toplanma alanı olarak kullanılacaktır diyerek bu konuda güvence de belki verebilir, yönlendirme de yapılabilir. Belki böyle, evet, normalde bilemeyiz. Sanki AVM ne şekilde sağlam, ne kaynağı var. Bunları gerçekten bizler bilemeyiz ama belki belediyelerin bu tarz çalışmaları olabilirse bu da en azından yönlendirici bir çalışma olarak güzel de bir sonuç elde edilebilir bu durumdan diye düşündüm şu an ben. Yani haklısınız tabii, bir, en azından bir dört duvar, hani kışsa eğer şartlar ağırsa yani
sürekli depremler yaz olmuyor maalesef. Böyle bir takım söylenceler var ama gerçeği yansıtmıyor. İlgilenen izleyiciler bir istatistiklere bakarsa, geçmişe dönüp Türkiye depremlerini tararlarsa bunun böyle olmadığını, doğru olmadığını görecekler. Yani bireysel olarak ben mesela en önce bunu kurumlardan önce kendim düşünürüm. Böyle bir yere girip sığınır mısın diye. Yani hepimiz bunu kendi adımıza düşünmeyi öncelikle alışkanlık haline getirmemiz lazım. Bir şeye güvenmeden önce. Ben kişisel olarak tercih etmem. Eğer bir toprak zemine dayalı bir bahçesi falan varsa ancak o zaman. Ya da bahçeleri tabii. Çoğu AVM'nin ben asma kat olduğunu görüyorum. Yüksek katların. Ve kaç kişiye düşünülerek statik hesaplamalarının yapıldığını bilmiyorum örneğin ben. Yani büyük bir kalabalığı aynı anda barındırabilir mi? Güç olarak bilmiyorum. Evet, bir de artçı sarsıntıları da düşünecek olursak. Kişisel olarak ben tercih etmem edindiğim bilgiler doğrultusunda. Bazı vatandaşlarımız da mesela deniz kenarında bol miktarda dolgu alan yapıldı. Deniz kenarına doğru gitmeyi, çünkü yeşil alan oralar, doldurma zeminler, oralara gitmeyi tercih edebilirler. Bunu da çok fazla önermiyoruz. Çünkü oralar... sıvılaşma... zemin sıvılaşmasının olması muhtemel yerlerdir. Sahil kenarlarından da uzak duralım diyorum. Evet, belki küçük tsunamiler olabilir aynı şekilde. Olabilir, olabilir. Aynen, yani bunların hepsi olasılık dahilinde. Gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Size eklemek istediğiniz son bir iki nokta varsa yayınımızı kapatmadan alabiliriz sizlerden. Evet, yani keşke deprem olmasın diyemiyoruz. Keşke, bu ama bir evet. Dünyanın yaşamasının bir zorunluluğu. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Öncelikle mutlaka yani güvenli bir yapıda oturmamızı tercih etmeliyiz. Bu imkanlarımız varsa bunu sağlamalıyız. Onun dışında kendi evimizdeki hazırlığımızı yapmalıyız. İşte evimizdeki muhtelif eşyaların en azından bina yıkılmayacaksa bile yapısal olmayan eşyalarımızın bize zarar vermesini önlemek için evde bir tehlike yapı yapıp işte hangi eşyayı nereye sabitleyebilirim, hangi eşyayı nereye koyabilirim. Evet, önceden bu monitörüme sabitleme çok gösteririz. Deprem olmayınca bunlar da kalktı. Evet, bunlar tekrar mutlaka yapmalıyız. Evdeki güvenli çıkış yolumuzu oluşturmamız lazım. Ondan sonra aile planımızı yapmamız lazım. Mahallemizdeki afetle ilgili oluşacak kriz masasının yönergelerini dinlememiz lazım. Yani herkese ben tabii afetsiz günler diliyoruz. Ama afet olursa da mutlaka her vatandaşımızın en azından böyle davranması, doğru davranması afeti daha yönetilebilir bir hale getirecektir. Kesinlikle. Depremle yaşamak bizim ülkemiz için bir kader. Ama onunla yaşamayı öğrenmek de bizim kültürümüzle bağlantılı bir konu. İşte Japonlar bunu biliyorlar, Japonlar bunu çok iyi özümsemiş bir millet deyip hani onlar çok ileri bir medeniyetmiş, sanki mental olarak geri kalmış bir millet gibi davranmayalım. Biz de bu konuda donanımımıza sahip olalım. Çünkü onlardan daha az depremsellik yaşayan bir ülkede değiliz. Üstelik daha şiddetli depremler üreten bir ülkeyiz Japonlara göre. Bir şeker hastalığımız varsa onunla nasıl yaşamaya alışıyorsak, öğreniyorsak bunlarla da yaşamayı öğrenmemiz lazım. Evlerimizi fay hatlarının üzerine kuruyorsak, deprem yönetmeliklerine uygun ve afet alanlarına uygun yönetmeliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Almamız gereken tedbirleri almayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bu bizim hayatımızla ilgili. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Çok, çok da güzel oldu son kapanış. Çok teşekkür ediyoruz size gerçekten. Ayağınıza sağlık. Bilinçlenmeye ihtiyacımız var, bilgilenmeye ihtiyacımız var. Sık sık da biz bize de yer vereceğiz bu durumlara mutlaka. Daha da arttıracağız bilinçlenmeyi bu konuda. Çok teşekkür ediyoruz size. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi günler. Teşekkürler. Evet efendim, bugün biz bize de mahalle afet gönüllülerimiz Zeynel Meriç ve Nazmiye Karaca bizlerle birlikteydi. Mahalle afet gönüllüleri ne yapar, neden kuruldu, hangi noktada, hangi durumda devreye girer, alınan birkaç eğitim var, bunlar nelerdir, müdahale kısımları neler, hepsini konuştuk ve biraz yine bu konuda kendimizi sorgular olduk. Bizler ne yapabiliriz, üzerimize düşen görevler neler, ne kadar bilgi sahibiyiz, ne konuda bilinçliyiz, bunları da konuştuk ve gerçekten ben de buradan herkesin
Bu anlamda mahalle afet gönüllerine katılmalarını tavsiye ediyorum. Hepimizin katılması, bilinçlenmesi gerekiyor diyorum. Ve yayınımızın sonuna geliyoruz efendim. Önümüzdeki bölümlerde yine farklı konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.